arkadaşlar, nasılsınız? Ben hiç bomba gibi değilim bugün. Niye? Oh, söyledim, kurtuldum. Arkadaşlar bugün o kadar kötüyüm ki. Oradan oraya geçiyorum. Arkadaşlar gerçekten bugün çok yoğun bir gün geçirdik. Süt söyledim. Annemden süt söyledim değil mi? Benim arkadaşlar. Annem gitti. Nereye gitti? Bir hafta yok arkadaşlar. Aa, bir hafta mı? Bir hafta içinde bize oradan güzel güzel videolar gönderir. Ben de videolarımızı eklerim. Ama bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar çok yoğun bir gün dediğim gibi. Ama sizi videosuz bırakmak istemedik. Bu yüzden Harry Potter koleksiyonumuzu inceleyeceğiz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Novel Collection. Büyücü satrancı. Açıyorum. Bakalım bizi ilk mi karşılayacak? Vay vay vay. Monopoly tahtaları olur ya. Monopoly tahtası gibi bir tahtası var. Yani öyle taştan falan vesaire büyük bir şey değil. Monopoly tahtası gibi bir tahta. Önce bunu bir açalım. İşte böyle. Taşlar 16 beyaz, 16 siyah. Bakalım bu taşlar bizi buradan alıp felsefe taşındaki o büyücü sahnesine götürecek mi? Siyah taşlar için siyah saklama kabı yapmışlar böyle tülden. Böyle ses çıkarına bakmayın arkadaşlar. Plastik. Çok da hafif değil ama Bekim Gayen böyle şeyler olur ya, böyle üflerseniz de uçan plastikler oluyor. Öyle değil. Hemen dizelim ve neyin ne olduğunu şu an algılamaya çalışacağım. Bu at. Bunların hepsi piyon zaten. Piyonları şöyle dizelim. Kale. Bir tane daha kale. Kaleler buraya. Evet. Bunlar filler nerede? Bunlar da vezirle şah. Hangisi hangisi hiçbir fikrim yok. Şöyle dursun. Devam ediyorum. Sıra beyazlarda. Şimdi elini oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ve son atı da koyuyorum. Dırırırım. Special Edition, yani özel seri basımı. Arkadaşlar size önce bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Minelima Harry Potter'ın gerçekten filmlerinin grafik tasarımcıları. Yani kovuktan tutun, işte Diagon yoluna tutun, her şeyi onlar tasarlamış. Arkadaşlar çok güzel. Arkası bu şekilde. Burada Private Drive'in adresi var ve burada da bir açıklama bölümü var. 2020 Minelima 36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir demiş. Neden acaba? Çünkü birazdan göreceğiz arkadaşlar. Heyecanlıyım ve başlamam lazım. Ya. Burada ismi yazacağım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Burada Hogwarts'ın amblemi var. Sayfalar o kadar kaliteli ki, o kadar güzel ki. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Evet. Burada içindekiler sayfası var. Çok da şaşırdığımız şeyler değil. Ve ilk bölümle başlıyoruz. Arkadaşlar bu tamamen resimli bir kitap ve göreceksiniz. Söylemek istemiyorum. İlk defa görenleriniz için çok şaşırtıcı bir kitap olacak. Ve her sayfasını tek tek inceleyeceğiz. Bakın burada küçük Harry, yakından göstereceğim. Küçük Harry elinde bir mektupla Dursley'lerin evine bırakılmış. Ay o kadar güzel ki. İngilizce oluşu. Zaten Türkçesi de büyük ihtimalle çıkar ama bakın böyle resimlemişler Dursley'leri. Dumbledore'umuz. Burada bir kedicik görüyorum. İngilizce Harry Potter kitabım hiç yoktu arkadaşlar. Bu ilk oldu. Ve ilk sayfaya gelmiş bulunmaktayız. Evet bakalım burada ne varmış. Açıyorum. Bunu korumak için yapılmış. Bunları alıyorum. Ve bu ne ya? Bu ne? Değişik şeyler. Oo. Ne bu peki? Çok güzel. Çok değişik bir tasarım var arkadaşlar şu an önümde. Böyle bir sayfa. Bu galiba Dumbledore'un. Acaba bu şey mi? Işık yakalayıcı mı? Galiba bu ışık yakalayıcı arkadaşlar. Ne dersiniz? Sizce bu ne? Devam ediyorum. Evet, Hagrid geldi. To Harry Potter, the boy who lived. Demiş ve ikinci bölüme geçtik. Canikom. Dursley'lerin evini bu şekilde resmetmişler. Dudley'in odası, mutfak, merdiven, koridor, çatı katı ve Harry'nin odası. Canım Harry'cim. Bir şey geliyor gibi hissediyorum arkadaşlar ama bakalım doğru mu hissediyorum. Boom. Happy birthday Harry. Ya. Evet geldik işte o sayfaya. Şu korumalıkları yine alalım. Zarar gelmesin diye bunları koymuşlar. Arkadaşlar resmen 2021'e girmeden iki tane Hogwarts mektubum oldu. Buna inanabiliyor muyuz? Buna inanabiliyor muyuz? Ya bu nedir ya? Ya bu ne ya? Ağlayacağım arkadaşlar. Burada mektup var. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
Please find enclosed a list of all necessary books and equipments. Term begins on 1 September. We await your all by no later than 31 July. Yours sincerely, Minerva McGonagall. Ah, arkadaşlar, çok duygulandım. Çok duygulandım. Çok duygulandım. Burada da alınacaklar listemiz var. Üniforma, alınacak kitaplar. Bakayım kimin kitapları varmış. Ay. Newt Scamander'ın kitapları falan var arkadaşlar. Quentin Trimble, other equipments demişler. Bir asa, bir teleskop gibi. Ya inanamıyorum. Bir yıl, yani 2020 bu kadar kötü bir yılken, yıl bitmeden iki tane Hogwarts mektubumun olmasına ne diyoruz peki arkadaşlar? Şimdi 2020'ye nasıl kötü bir yıl diyelim? Hemen devam ediyorum. Yeni bir hareketli sayfa gelene kadar. Diagon Yolu bölümünde Diagon Yolu olmasa ne yapardık arkadaşlar? Evet, Diagon Yolumuz da var. Bakın Gringotts Bankası, Ollivander's, Lunascopes, Gringotts. Arkadaşlar nasıl olabilir bu? İnanamıyorum ya. Bir Diagon Yolu mu oldu ya? İnanabiliyor musunuz? Açılıp kapanabilen bir Diagon Yolu mu oldu? Devam ediyoruz. Evet, bu da oldu arkadaşlar. Ve bakın Hogwarts okulun malıdır damgası basmış. Hatta Gryffindor evine özeldir diye de basmış. Burada da ortak salon var. Ve arkadaşlar hareketli bir tablom var artık. Artık hareket eden bir tablom var, görüyor musunuz? İnanabiliyor musunuz buna? Ben inanamıyorum çünkü arkadaşlar. Nasıl olabilir bu ya? Hareket ediyor ya. Bakar mısınız? Hop 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 hop. Hop 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 hop. Çok güzelsin. Devam edelim. Yeni bir hareketli sayfaya geçelim. Buraları atlıyorum ve dırırım dırırım. Bakalım burada ne var? Evet. Hogwarts'ın içini de gördük arkadaşlar artık. Bakın bu dış hali. Dıştan bu hali, evet. Açıyoruz. Önce şu önünde bir bahçe var ve daha sonra içi. Çok güzeller ya. Oturup tek tek böyle saatlerce incelemek istiyorum arkadaşlar şurayı ya. Ya bu kadar güzel olamaz. Yeni bir hareketli sayfaya ilerliyoruz. Orada aşk böceği Malfoy'umu gördüm. Ve yeni bir hareketli sayfa. Ortak salondayız. Şimdi de ortak salonda bakalım ne yapıyoruz. Ortak salonda karşımıza ne çıkacak acaba? Nasıl açılacak bu? Bu açılacak bir şeydir net. Bu kesin açılacak bir şey ve ben şu anda bunu açamıyorum. Açtım, evet. Oo, kıvırmalı mıvırmalı. Şaka. Şaka. Ya olamaz. Arkadaşlar ben bunu geldiğimde yılbaşı hediyesi olarak aldım. Ve sayfa 239'a karşıma böyle bir şey mi çıkacaktı benim? Bakın bu ortak salon boş. Bakın şu anda dolu ve yılbaşı hazırlığı yapılmış. Yılbaşı ödemeleri yapılmış. Çok güzel. Çıldırdım arkadaşlar. Çıldırdım ya. Bu videoyu nasıl akıl sağlığımı koruyarak bitireceğim hiç bilmiyorum ben. Devam edelim. Bakar mısınız? Kazaklarını da giymişler. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve Jail'in çok seveceği bir sayfaya geçiş yapıyoruz. Bunu gördünüz, aklınıza ne geldi arkadaşlar? Tabii ki de satranç ve büyücü satrancı oynuyorlar. Evet, ilk filmde büyücü satrancı oynamışlardı. Harry, Ron ve Hermione. Bakın bebeklerimiz de burada. Harry, Ron ve Hermione. Şimdi size şöyle 3 boyutlu göstereyim. Şimdi bu büyücü satrancını oynayacaklar. Ve Ron hünerlerini gösterecek. Evet. Devam ediyoruz. Deliği yıkmışlar. İlerliyorlar yani. Durduruluyor bu çocuklar. Birkaç sayfa da atladıktan sonra güzel bir kısma geliyoruz. Dırırırım dırırım. Bu kafayı bir yerden hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. Quirrell'ın kafası. Bakalım altından ne çıkacak? Evet. İşte o. Voldemort'u ilk gördüğümüz yer arkadaşlar. Gözü, ağzı ve olmayan burnu. Quirrell'ın kafasının arkasından çıktı. Bunu tekrar böyle yerine oturtuyoruz. Ve incelememize devam ediyoruz. Evet, ve bu arada bitti arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Gerçekten o kadar mükemmel bir ajanda yapmış ki. Bu kitapları Poyraz almamın sebebi. Poyraz Harry Potter'ı okuyamıyor. Çünkü kitaplar çok kalın, yazılar çok ince ve yani çok kalın arkadaşlar ve yazılar çok ince arkadaşlar. Bu yüzden onun gözünde büyüyor ve okuyamıyor. Kendi yaşının kitabı olmadığını düşünüyor.
Ama bunlar resimli baskı oldukları için tam Poyrazlık, yani Poyraz Harry Potter'ın ilk 4 kitabının resimli baskılarından okuyacak. Bu yüzden çok mutluyum ve bunu Poyraz'a hediye aldım. Poyraz'a bir hediye daha aldım. O da yakında gelecek ve o da Harry Potter'la ilgili. Ceylin'e de bir hediye aldım. O da Harry Potter'la ilgili ve o da yakında gelecek. Ama siz nasıl olsa anladınız değil mi arkadaşlar? Hepsini kendime aldım ama onlara hediye alma mantığıyla almışım. Şimdi şöyle hepsine yakından bir bakalım. Kapaklarını inceleyelim çünkü açmayacağım. Gerçekten açmayacağım. Çünkü ilk açanın Poyraz olmasını istiyorum. Yılbaşı günü. Bu Felsefe Taşı ilk kitap. Tam Hogwarts Express'in önünde Harry, Hedwig ve bu taşıdığı taşımalık. Çok güzel baykuş var. Express çok güzel çizilmiş. Şuradaki ayrıntıyı çok beğendim. J.K. yazıyor. Yani J.K. Rowling'in J.K.'si olabilir mi diye soruyorum sadece. Bence olur. Ha, hayır tabii ki de değil. Jim Kay'in J.K.'siymiş arkadaşlar. Yani bunu tasarlayan, resimleyen kişi. Arkasında da yine böyle baykuş var ve Hogwarts Express'ine bakıyor. Bakalım Rowling'e demiş. Jim Kay'in resimleri beni derinden etkiledi. Harry Potter'ın dünyasını yorumlama tarzını çok beğendim. Yeteneğini paylaştığı için onur ve minnet duyuyorum demiş. Bu ilk kitabı. İkinci kitabına bakalım. Jim Kay'i araştıracağım ve lütfen devamını getirmesini isteyeceğim yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim mi? Hogwarts'ın Hog plakası. Bizim Weasley'lerin arabası. Sırlar Odası. Bence çok manidar bir kapak olmuş. Fred'le George ve burada da Ron. Herhalde bu Ron'dur. Harry'i evden kaçırdılar. Private Drive'den kaçırdılar ve kova getirdiler. Bir tane karga var. Gryffindor atkısı süzülüyor burada. Çok güzel. Kovuğun bahçesi falan bile çizilmiş arkadaşlar. Arkasında da burada bir Quidditch çalışması yapılıyormuş galiba. Quidditch çalışma alanı olabilir çünkü burada bir tane uzun bir direk var. Burada bu kitap için Rowling ne demiş? Jim Kay'in Harry Potter dünyasına getirdiği yorumu görmekten çok memnunum ve yeteneğini ödünç vermeye devam ettiği için onur ve minnet duyuyorum demiş. Bu da ikinci kitap. Ve Azkaban Tutsağı. Hızır Otobüs çok güzel resimlenmiş. Yani çok güzel. Night Bus. Anywhere and Everywhere except Underwater demiş. Bertie Bott's. Kenarda onun Bertie Bott's'un reklamı var. Harry elinde asasıyla burada duruyor. Ve tekrar aynı artık devam kitapları olduğu için Rowling aynı şeyi söylemiş. Bu arada kitapların fiyatlarını da söyleyeceğim en sonunda. Ve dördüncü kitap Ateş Kadehi. Ben böyle çok özel isimlere çok hakim değilim arkadaşlar. Harry'nin savaştığı ejderhanın, yani savaştığı yaratığın adı neydi? Ukrayna deve kaplanı falan öyle şeyler vardı. Onları çok anlatamıyorum ama merak ettim. Bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Harry'nin savaştığı yaratığın adı neydi? Ve arkasında da vay, devamı mı yoksa hepsi mi öyle? Şu an fark ediyorum yoksa hepsi mi öyle? Yani kitabın kapağının devamıymış. Buradan geliyormuş yani. Bakayım. Evet tabii ki de. Ay inanmıyorum. Kitabın kapağını açabilseydim açıp gösterirdim. Ama artık o da Hogwarts kanalına arkadaşlar. Evet bakın bu da böyleymiş. Allah'ım ne kadar affedersiniz ama salağım yani. Bu da Ateş Kadehi. Diğer sorumuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.